Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nden hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar sevgili seyirciler. Yeni bir hafta başlangıcı ve biz sizlerle birlikteyiz. Yine Avrupa'nın gündemini ekranlara taşıyacağız. Bakalım bugün sizlerle ilgili hangi haberleri hazırladık. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi bizim ana haber özetlerimiz var. Bugün de var. Onu birlikte bir seyredelim. Ondan sonra da ana haberlerle devam ederiz. Almanya'da hükümet, Paskalya tatili öncesi ailelerin tatil yapmasını kolaylaştırmak için hangi kuralları gevşetiyor? Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler için bazı sağlık önlemlerinin hafifletileceğini söyledi. Almanya'da Zeynep kasırgası, çok sayıda Avrupa ülkesinde 16 kişinin ölümüne sebep oldu. Maddi hasar ise 2 günde milyar euroyu buldu. Almanya'nın Hannover kentinde ırkçı terör saldırısının 2. yılında anma töreni düzenlendi. Almanya Başbakanı Scholz, Hannover kurbanlarını andı. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ırkçı saldırıların kurbanları anılırken, Federal İçişleri Bakanı hangi mesajları verdi? Ukrayna-Rusya geriliminde son gelişmeler neler? Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı, kurulun ayrımcılığa uğradığını ve kimler tarafından hedef alındığını söyledi. Almanya'da az gelirli emeklilere yapılan temel emeklilik zammı ödenmeye başlandı. İlk ödeme ne zaman yapılacak? Fransa'da bulunan bir kadın cesedinin bir Türk vatandaşına ait olabileceği kaydedildi. Hepsi ve daha fazlası az sonra Kanal Avrupa ekranlarında. Evet, hepsi ve daha fazlası şimdi başlıyor sevgili seyirciler. İlk haber yine her zaman olduğu gibi yaşadığımız ülke Almanya'dan. Almanya'da hükümet Paskalya tatili öncesi ailelerin tatil yapmasını kolaylaştırmak için koronayla ilgili seyahat kurallarını gevşetmeye karar aldı. Almanya'da hükümet Paskalya tatili öncesinde ailelerin tatil yapmasını kolaylaştırmak için koronayla ilgili seyahat kurallarını gevşetecek. Buna göre 12 yaşından küçük çocuklar için yüksek riskli bölgelerden dönüşlerde karantina kuralı kaldırılacak. Ek olarak bundan böyle Delta varyantı gibi Omikron'dan daha tehlikeli bir korona varyantının yaygın olduğu ülkeler yüksek riskli alanlar olarak sınıflandırılacak. Omikron'un hakim olduğu ülkelerden dönenler için artık kayıt ve karantina zorunluluğu ortadan kaldırılacak. Halen yüksek riskli olarak kabul edilen bölgelerden dönen aşılanmamış çocuklar ise test yaptırarak karantinadan kurtulacak. Ancak aşı yaptırmayanlar ülkeye girişte negatif PCR testi ibraz etmek zorunda kalacak. Bu kural yüksek riskli bölge olmasa dahi geçerli olacak. Türkiye 17 Ağustos 2021 tarihinden bu yana virüs varyantının bulunduğu yüksek riskli bölge statüsünde yer alıyor. Federal hükümetin ilgili düzenlemeyi çarşamba günü kabinede onaylaması bekleniyor. Yönetmelik 4 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Daha önce aralarında ABD, İspanya, Büyük Britanya, Fas, Tunus ve Hindistan gibi ülkelerin de bulunduğu 19 ülke yüksek risk altındaki bölgeler statüsünden çıkartılmıştı. Bu ülkelerden gelenler aşılanmamış veya iyileşmemişse girişte PCR testi yaptırmak zorunda. Tabii bu kararlar alınan mutlaka yine değişecek duruma göre, işte varyantın değişimi olacak mı, vaka sayısı yükselecek mi, insidan sayısında ne tür değişiklikler olacak, bunlara bakacağız. Buna göre de hükümetler, devletler yeni tedbirler, yeni önlemler veya yeni gevşetmeler gündeme getirecekler. Şimdi Fransa'da okullar başladı. Okulların başlamasıyla birlikte pandemi dönemi sonrası acaba ne tür yenilikler alındı, onunla ilgili haberimiz sıradaki. Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için bugünden itibaren bazı sağlık önlemlerinin hafifletileceğini söyledi.
Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaparak öğrenciler için bugünden itibaren bazı sağlık önlemlerinin hafifletileceğini söyledi. Okulda sağlık önlemleri sadece birinci derece için, yani kreş, ilkokul ve ilköğretim okulları için 3. seviyeden 2. seviyeye indirildi. Kolejler ve liseler ise 2. seviye sağlık uygulamalarına devam ediyor. Ocak ayında eğitim öğretim yılının başlangıcında temaslı vakasının taranması politikası yüzünden öğrenciler sınavlarına odaklanamıyordu. Bu uygulama sebebiyle veli ve öğretmenler yoğun tepki göstermişti. Bugünden itibaren öğrenciler için kurallar çok daha basit olacak. Velilerin sınavların tamamlandığına dair yeminli bir beyanda bulunmalarına artık gerek kalmayacak. Önceden çocuğun sınıfa dönebilmesi için bu belgeyi ibraz etmeleri gerekiyordu. Kantin kuralları da gevşetiliyor. Böylece aynı seviyedeki öğrenciler artık sadece sınıflarda değil, özellikle kantinde de yeniden kaynaşabilecek. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre 17 Şubat itibariyle öğrenciler tatildeyken toplam 170 bin derslikten 2274'ü kapalıydı. Fransa'ya hayırlı olsun bu karar. Şimdi bu fırtınalarla uğraştık geçen hafta sonuna kadar, biliyorsunuz. Kadın ismi genelde fırtınaların, önceki fırtınanın ismi Zeynep'ti. Zeynep yaktı geçirdi ortalığı, 16 tane de ölü var. Almanya'da Zeynep ismi verilen kasırga çok sayıda Avrupa ülkesinde 16 kişinin ölümüne neden oldu. Maddi hasarın 2 günde 900 milyon euroyu aştığı tahmin ediliyor. Son günlerde Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika ve Polonya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok bölgesini etkisi altına alan, Almanya'daki ismiyle Zeynep alçak hava basıncının sebep olduğu kasırga, şu ana dek en az 16 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Can kaybı ve yaralanmaların çoğunun ağaç devrilmesi sebebiyle meydana geldiği belirtildi. Zeynep isimli kasırga sebebiyle ülkede demir, hava ve karayolu ulaşımı birçok yerde zaman zaman durdurulurken trafikte aksamalar devam ediyor. Kasırga Hollanda ve Polonya'da da 8 kişinin ölümüne yol açtı. İngiltere'de 3, Belçika'da 2, İrlanda'da ise şimdiye kadar 1 kişi hayatını kaybetti. Olumsuz havanın ilk vurduğu ülke olan İngiltere'de kasırganın saatte 200 kilometreye varan hıza ulaştığı bildirildi. Buralarda aşırı yağış ile birlikte kasırganın ağaçların devrilmesine, çatılardan kiremitlerin uçmasına sebep olduğu haber verildi. Alçak hava basıncının yol açtığı kasırga yüzünden Polonya'da 1 milyon 200 bin kişinin cumartesi günü elektriksiz kaldığı aktarıldı. Almanya'da kişi ya da kurumlar meteoroloji dairesinden hava basınçlarının isim haklarını satın alabiliyor. Avrupa'yı bu hafta etkisi altına alan ve Almanya'da Ylenia adı verilen alçak hava basıncını Zeynep adlı bir diğeri takip etmişti. Dünden itibaren etkisini gösteren alçak hava basıncının ismi ise Antonia. Almanya'da son günlerde etkili olan Zeynep binlerce kazaya sebep oldu. Tahminlere göre kötü hava koşullarından kaynaklanan maddi zarar 1 milyar 400 milyon civarında. Sadece Zeynep'in yol açtığı kasırga sebebiyle görülen zarar 900 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Evet, devam edelim bakalım gündemde ne var? 19 Şubat biliyorsunuz Hanau ırkçı terör saldırısının yıl dönümüydü. Bu yıl dönümüyle ilgili çeşitli etkinlikler vardı, anma etkinlikleri. İşte onlardan bir tanesi de mezarlıkta yapıldı. Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısının ikinci yılında şehir mezarlığında anma töreni düzenlendi. Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısının ikinci yılında şehir mezarlığında anma töreni düzenlendi. Covid-19 önlemleri sebebiyle davetli 80 kişiyle sınırlandırılan ilk etkinlik, ırkçı terörist tarafından yaşamdan koparılan 3 kişinin mezarının yer aldığı mezarlıkta düzenlendi. Anma töreninde Hanau Belediye Başkanı'nın açılış konuşmasının ardından Hanau İslam Cemiyeti İmamı Macit Bozkurt tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Kurbanların mezarlarına çiçekler konulurken dualar edildi. Törene Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Hessen Başbakanı'nın yanı sıra Türkiye'yi temsilen yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer katıldı. Federal İçişleri Bakanı, ırkçı saldırıda hayatlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını söyledi.
Bakan, onlara yapılanlar kalbimi paramparça ediyor. Bugün burada 9 gencin kaybını yasını tutuyoruz. Hanoi suikastçısı bu şehri bölmek istedi. Ancak bu olay sonrası Hanoi'lular katilin istediğinin aksine daha fazla kenetlendi dedi. Bakan Hanoi kurbanlarının ailelerine eksiksiz bir soruşturma boşlu olduklarını, hala çok fazla yanıtlanamayan soru olduğunu belirterek bu korkunç olayın aydınlatılması ve akrabaların cevap alması için her şeyi yapacağım ifadelerini kullandı. Hessen Başbakanı ırkçılığın bir kanser olduğunu ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Burada yakınlarını kaybeden her aileden bir temsilci kısa bir konuşma yaptı. Almanya'nın Hanoi kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısının 2. yılında kent merkezindeki Hoymark Meydanı'nda terör, ırkçılık ve Müslüman düşmanlığına karşı birlikte temasıyla anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan binlerce kişi saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıdı. Evet, tabii Hanoi'da sadece bir etkinlik yapılmadı. Hatta şansölyenin de bu konuyla ilgili önemli bir açıklaması vardı. Sayın Başbakan Scholz'un o haber, sıradaki haber efendim. Almanya'da Başbakan Scholz Hanoi kurbanlarını andı. Başbakan Scholz mesajında saldırıda hayatını kaybedenlere adını anarak sizler bizim ülkemizin birer parçasıydınız. Sizin aile ve arkadaşlarınıza hala belirsiz olan soruların yanıtlarını borçluyuz dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hanoi'daki ırkçı terör saldırısının 2. yılı dolayısıyla Twitter hesabından görüntülü paylaşımda bulundu. Başbakan Scholz mesajında Fatih, Ferhat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Mercedes, Sedat, Sait Nesar ve Viorel, sizler bizim ülkemizin birer parçasıydınız. Sizin aile ve arkadaşlarınıza hala belirsiz olan soruların yanıtlarını borçluyuz. Federal hükümet ırkçılığa karşı, sadece teröre karşı kararlılıkla mücadele edecek ifadesine yer verdi. Devletin aşırılık yanlılarıyla mücadele etmesi gerektiğini belirten Scholz, yetkililerin mağdurları korumak için önlem almasının ve yaslı aileleri desteklemesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Scholz'un konuşması ise şu şekilde. Fatih, Ferhat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Mercedes, Sedat, Sait Nesar, Willi Viorel, ihr wart ein Teil unseres Landes, ein Teil von uns. Euch, euren Familien und Freunden schulden wir Antworten auf die Fragen, die bis heute offen sind. Die Bundesregierung wird Rassismus und rechten Terror entschlossen bekämpfen. Es geht darum, Netzwerke von Extremisten wirksam abzuschalten. Dafür zu sorgen, dass staatliche Behörden die Opfer und Hinterbliebenen unterstützen. Mehr zu investieren in Vorbeugung und politische Bildung. Fatih, Ferhat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Mercedes, Sedat, Sait Nesar, Willi Viorel, dort wo ihr wart, klafft für immer eine Lücke. Wir können sie nicht füllen. Aber wir können alltäglich an die Opfer von Hanoi erinnern, indem wir auf Respekt setzen statt Hass, auf Zusammenhalt statt Spaltung. Heute sagen wir laut eure Namen. Weil wir euch nicht vergessen. Evet, Sayın Başbakan unutmayacağız dedi. Biz de unutmayacağız. Her sene zaten anma törenleri yapılacak. 9 kişinin hayatını kaybetti. Irkçı bir terör saldırısı Hanoi'da yapılmıştı. Evet, bu etkinlikler devam edecek. Almanya tarihinde bunlar çok var. Zollingen, Mön, Hoyerswerda, bir sürü yerler var. Evleri yakılan, ölen insanlar, ırkçılık mağduru olan insanlar çok. Devletin, hükümetin bu konuda önemli tedbirler alması lazım. Bu yüzden de İçişleri Bakanı'nın, Federal İçişleri Bakanı'nın önemli bir açıklaması var bu konuyla ilgili. Hatta ırkçılıkla alakalı önemli bir açıklaması var. Almanya'nın Hanoi kentinde düzenlenen ırkçı saldırının kurbanları anılırken Federal İçişleri Bakanı Sosyal Demokrat Nancy Faeser aşırı sağ ile mücadeleye mümkün olduğunca erken başlanması gerektiğini söyledi. 2 yıl önce Almanya'nın Hanoi kentinde düzenlenen ırkçı saldırının yıl dönümünde üst düzey hükümet temsilcilerinin katılımıyla kurbanlar geçtiğimiz gün mezarı başında anılırken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser aşırı sağ ile mücadeleye mümkün olduğunca erken başlanması gerektiğini savundu. Bakan çocuk yuvalarından itibaren bu konuda eğitime ve aydınlatma çalışmalarına başlanması gerektiğini işaret ederek
çocuklar ve gençler ayrımcı ideolojilere ilgi duymayacak şekilde güçlendirilmek zorundadır dedi. Bakan, bizim kimin Almanya'ya gelen hangi aileye mensup olduğunun, ten renginin, neye inandığının ve kimi sevdiğinin önemli olmadığını ortaya koyan bir demokrasi eğitimine ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. 2 yıl önce 19 Şubat akşamı Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 43 yaşındaki ırkçı bir Alman 10 dakika içerisinde 4'ü Türkiye kökenli 9 kişiyi katletmişti. Katil 9 kişiyi katlettikten sonra evine giderek annesini de öldürmüş ve ardından intihar etmişti. Olayla ilgili savcılık soruşturması hakkında ise geçen yılın sonunda saldırganın bir yardımcısı veya azmettiricisi olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti. Kurban yakınlarının olayın tam anlamıyla aydınlatılması çağrısı ve hükümete yönelik tepkileri de sürüyor. Federal İçişleri Bakanı eleştirilen emniyet güçlerini savunarak emniyet birimlerinin büyük çoğunluğunun başarılı bir şekilde görev yaptığını vurguladı. Söz konusu ırkçı saldırının polis içinde de sarsıcı bir olay olduğunu işaret eden bakan, böylesi durumlarda hatalar yapılabileceğini ifade etti. Bütün bunlara rağmen önemli ve belirleyici olanın yaşananlardan ders çıkarıp kurban yakınları ve mağdurlar ile diyalog kurmak olduğunu ve bu konuda maalesef az adım atıldığını kabul eden bakan, ailelerle konuştuğunda onların nasıl bir bürokrasiyle karşılaştıklarını anladığını ve bunun karşısında sarsıldığını belirtti. Gerçekten anma törenleri ağırlıklı bir şekilde yapıldı, gereken yerine getirildi. Yetkilileri tebrik ediyoruz. Unutmamamız lazım. Şimdi bir Ukrayna meselesi var. Tüm dünyanın gündemi, yani bir Putin gelen, Putin'le görüşüyor, giden, Putin'le görüşüyor. Bir de 6 metrelik bir masa var karşı, yani karşıdan karşıya 6 metre çapında masayla konuşuyor Putin. Garip bir devlet lideri. Şimdi onunla ilgili haberimiz var. Daha sonra da Skype bağlantısı yapacağız haberle alakalı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimleri neticesinde Ukrayna krizinde diplomatik çözüm umudu arttı. ABD Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin'in Ukrayna konulu bir zirvede görüşmeyi kabul ettiği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda bir zirvede buluşma konusunda anlaştığı bildirildi. Açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ofisi tarafından yapıldı. Açıklamada Macron'un her iki lideri de güvenlik ve Avrupa'nın stratejik istikrarı konulu bir zirve önerdiği ve iki liderin bu zirvenin düzenlenmesine onay verdiği belirtildi. Beyaz Saray yaptığı açıklamada Biden'ın görüşmeyi prensipte ve Rusya bu arada Ukrayna'yı işgal etmezse kabul ettiğini ifade etti. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Biden'ın bir telefon görüşmesi veya buluşmayı her zaman yapabileceği ancak bir zirve konusunda henüz kesinleşmiş bir plan olmadığı belirtildi. ABD Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit etti. Macron, Biden, Putin, Zelenski ve İngiltere Başbakanı Johnson arasında yapılan telefon görüşmeleri sonrasında açıklanan zirvenin detayları henüz netleşmedi. Macron'un zirve önerisi haberi bir haftadır tansiyonu artırıcı gelişme ve açıklamaların ardından geldi. Ukrayna-Rusya sınırında ise gerginlik büyüyor. Ukrayna cumartesi günü Donbas'ta bir Ukrayna askerinin Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Rusya'nın geçen yıldan beri Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması gerilimi artırdı. Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini savunuyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor. Yani bu Ukrayna meselesi şu anda dünyanın gündeminde. Tabii biz bu konuyu uluslararası bir mevzu olduğu için gündeme taşımamıştık ama Avrupa ile ilgili mevzularda sizleri bilgilendirmeye çalışıyorduk. Şu anda Ukrayna'da bir Abdullah Ünver kardeşimiz var. Oradaki gelişmeleri, yaşananları bize anlatacak. Bakalım durum nedir Rusya'da, Putin neler yapıyor ve Ukrayna ile ilgili neler var? Abdullah'a bir merhaba diyelim bakalım. Abdullah merhaba. Evet, şu anda kendisine bağlanamadık. Herhalde orada sıkıntılar yaşandığı için. Kendisiyle aslında Skype bağlantımız vardı. O yüzden de bağlanamadık ama biz haberlerimize devam edelim. Ve sıradaki haberimiz Belçika ile alakalı bir haber sevgili seyirciler.
Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, kurulun ayrımcılığa uğradığını ve siyasi amaçları için özellikle sağcı partiler tarafından hedef alındığını söyledi. Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, İslam Temsil Kurulu'nun özellikle sağcı partiler tarafından siyasi amaçlar doğrultusunda hedef alındığını ve siyaset malzemesi yapılmak istendiğini söyledi. Mehmet Üstün, Belçika Adalet Bakanı'nın İslam Temsil Kurulu'nun tanınırlığının kaldırılması için çalışıldığını açıklaması üzerine yaptığı değerlendirmede hiçbir temeli aslı olmayan iddialar gündeme getirilmektedir. Buradaki camiler, burada doğan, büyüyen ya da buraya 50-60 yılını vermiş insanlarca kurulmuş ve yönetiliyorlar dedi. Belçika Adalet Bakanı, hükümet ile Müslüman toplum adına ilişkileri yürüten Belçika İslam Temsil Kurulu'nun resmen tanınırlığının kaldırılması için prosedürün başlatılacağını duyurmuştu. Bakan bir süredir kurulu Müslüman toplumunu temsil etmemekle Türkiye ve Fas'ın güdümünde olmakla suçluyordu. Üstün konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Belçika'nın İslam dinini 1974'ten itibaren devletin resmi dinlerinden biri saydığını belirtti ve şu açıklamalarda bulundu. Belçika Anayasası'na göre bu dinler Adalet Bakanlığı tarafından tanınıyor. Kurulumuz ibadethanelerin, imamların tayini, okullarda din derslerinin organizasyonu, cezaevlerindeki Müslüman rehberlerin tayini konularında yetkilendirilmiş oldu. Bugüne kadar 90 tane camisini Belçika'ya tanıtmış, önemli bir bölümüne imam tayin etmiş, 2000 kadar din dersi öğretmeni tayin etmiş bir kurumdur. Cezaevlerinde de 40 kadar rehberimiz mahkumlara dini rehberlik ve danışmanlık yapıyor. Üstün, bakanın Belçika'daki Müslüman kökenlilerin bulunduğu Türkiye ve Fas gibi ülkelerin kurul üzerindeki etkisine ilişkin suçlamalara şöyle yanıt verdi. Belçika'da tanınmış tüm dinlerin uluslararası ilişkileri var. Katolikleri Vatikan'dan ayrı tutmak, Ortodoksları Atina ya da İstanbul'dan ayrı tutmak mümkün değil. Tabii ki de Müslümanların hem Türkiye hem de Fas ile ilişkileri var. Bu gayet insani bir şey ve yasak da değil. Son yıllarda problem gibi gösterilmesi tamamen siyasi arenada bu işin araçsallaştırarak Müslümanların ayrımcılığa uğramaları sebebiyledir. Hiçbir temeli aslı olmayan iddialar ortaya atılmaktadır. Biz ayrımcılığa tabi tutulduk. Bizi siyaset malzemesi yapmak istiyorlar. Kurulumuzun yeniden yapılanması Müslümanların eliyle olacak. Buna hiçbir siyasi müdahale olamaz. Zaten Belçika Anayasası da buna engeldir diyen Üstün, kurulun iç yapılanmasının her caminin büyüklüğüne göre 1-3 temsilci seçeceğini, bu kişilerin de kurulun yönetim kadrosuna aday kişileri belirleyeceğini aktardı. Bu süreci Fransa'daki sürecin tıpatıp aynısı olarak tanımlayan Üstün, bu devletin dine müdahalesidir ve anayasaya aykırıdır. Ne din devlete müdahale etsin ne de devlet dine dedi. Avrupa'da aşırı sağın yükselmesine değinen Üstün şunları kaydetti. Avrupa'daki sağ partilerin İslam'ı sürekli malzeme olarak kullanmaları Belçika'daki bir takım geleneksel partilere de ilham olmuştur. Özellikle Flaman bölgesinde bu konu bu şekilde işlemektedir. Bu da bizi derin bir üzüntüye sevk etmektedir. Çünkü insan haklarının dini özgürlüklerin konjonktürle ilgisi olmamalıdır. 11 milyon 500 bin nüfuslu Belçika'da 1 milyon kadar Müslüman yaşıyor. Bunların 450 bini Faslılar, 300 bini ise Türklerden oluşuyor. Evet, Belçika'da da İslamiyet resmi din bu arada sevgili seyirciler. Almanya'da az gelirli emeklilere yapılan temel emeklilik zammı ödenmeye başlandı. İlk zammı ödeme alanlar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zamlı ödemeleri toptan alacak. Almanya'da geçen yıl yürürlüğe giren temel emeklilik yasası sonrasında az gelirli emeklilerin maaşlarına yapılan zamlı ödemeler başladı. Temel emeklilik zammı ödemeleri kişinin çalışmışlık ya da gelir durumuna göre 75 euro ile 418 euro arasında değişiyor. Almanya'da temel emeklilik dar gelirli emeklilere ödenen ek ödenek olarak tanımlanıyor. Yani temel emeklilik doğrudan bir emeklilik değil. Temel emeklilik ödemesi için emeklilerin başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Artırımı doğrudan emeklilik sigortası yapıyor. Sigorta bilgileri otomatik olarak maliyeden alıyor. Geliri az olanlara da ödemeler otomatik olarak yapılıyor. Temel emeklilik zammı yapılacak olan emeklilik maaşlarını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren emekliler toplu olarak alabilecek. Mesela 2022 yılı Mart ayında temel emeklilik zammını ilk defa alacak olan emekliler emeklilik maaşlarının yanı sıra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren alması gereken temel emeklilik zammının tamamını alacak. Yaklaşık 1 milyon 300 bin emeklinin maaş düzenlemesi yapıldığı için işlemler uzun sürüyor. Temel emeklilik zammından faydalanabilmek için 33 yıl boyunca çalışmış ve
ve emeklilik kasasına prim ödemiş olma şartı bulunuyor. Mini job süreleri bu süreden düşülüyor. Ancak çocuk bakma süreleri ile hastalık ve rehabilitasyonda kalma süreleri buna dahil ediliyor. Aylık gelir olarak tek başına yaşayanların 1600, evlilerde ise 2300 oradan az geliri olanlar temel emeklilik zammından faydalanabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi emeklilerin gözü aydın. Bu arada demin bağlanamamıştık Ukrayna'ya, Abdullah Ünver kardeşimize. Şimdi tekrar bir bağlantı kurduk. Bakalım orada durumlar nasılmış, bize oradan bilgiler versin. Abdullah merhaba. Merhabalar Zeki Bey, nasılsınız? Sesimi alabiliyor musunuz? Alıyorum, alıyorum, gayet güzel. Bize oradaki gelişmeleri, durumu şöyle bir toparlarsan bir 3-4 dakika içerisinde, biz de buradan sevgili seyircilerle tüm TürkSat'ın ulaştığı her tarafa ulaştırırız. Senin söylediklerin önemli, gözlemlerin önemli. Buyur. Evet, teşekkür ediyorum. Dediğim gibi dünya ekonomisini tuttu. Rusya ve Ukrayna arasında Rusya ve Ukrayna krizi çevirdi. Öncelikle Kiev'den herkese merhabalar diyoruz. Bugün Ukrayna başkenti Kiev'de hava oldukça soğuk ama gündem oldukça sıcak. Dediğim gibi Ukrayna ve Rusya arasında kriz devam ediyor. Savaş değilse adeta kapıya dayandı. Bir tarafta Rusya, diğer tarafta Ukrayna. Dünyanın gözü şu anda bu bölgede, buradaki gelişmelere durumda. Ukrayna'da krizin merkezinde ise Donbass yer alıyor. Bugün de Donbass'ta meslektaşlarımız iki ateş arasında kaldı. O görüntüler de bugün internetten sosyal medyada yayıldı. Biz de Donbass'ta bölge savaşmak bugün Ukrayna makamlarıyla görüşme gerçekleştirdik. En kısa sürede basın akreditasyonlarımız tamamlandığı zaman biz de Donbass'taki bu bölgeye yapılacağız. Oradan daha detaylı, daha detaylı bir üzere görüntüleriyle beraber aktaracağız. Kriter bir Ukrayna Rusya krizi diplomasiyle halledilmeye çalışıyor. Batı dünyası Rusya ile Ukrayna arasında yaşanacak herhangi bir savaş durumunu engellemek için insanın diplomasi kaynakları devreye sokuldu. Tabii bu çatışmaların dönmesine, çatışmaların savaşa dönmesine hiç kimse istemeyecektir. Bugün bu hafta Donetsk bölgesinden Rusya Rusya tahliyeleri devam etti. Kadın ve çocuklar çocukların tahliyeleri devam etti. Yaklaşık 21 bin mülteci Rusya tarafına geçti. Bugün farklı bir iddia da gündeme geldi. Rusya'nın doğudan değil de batı tarafından, yani Karadeniz limanında yer alan en büyük, Ukrayna'nın en büyük liman şehri olan Odessa'yı alacağı ve ardından hemen 60 kilometre ilerisinde yer alan Moldova, bugün hukuki olarak Moldova sınırında, Moldova toprakları içinde yer alan Transnistria Cumhuriyeti topraklarında bölgesine kendisine katacağı şeklinde bir iddia gündeme geldi. Biz de 200 gün öncesinde bu bahsettiğim Transnistria bölgesindeydik. Burada oradaki gelişmeleri izledik. Oradaki vatandaşlarla, halkla konuştuk. Bölge aslında hukuki olarak hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Ama Rusya'nın uydu devletlerinden bir Transnistria. Yaşayanların da büyük bir çoğunluğu Rusya vatandaşı. Haliyle aslında kimsenin bilmediği yer, ama bu da bir iddia. Eğer Rusya Odessa'yı alırsa Transnistria bölgesini de kendine katabileceği gündeme geldi bugün. Evet. Bu şekilde bir iddia vardı. Bunlar elbette iddialar. Kesinleşmiş bir şey yok ama bu iddia bile Avrupa'da endişe yol açtı diyebiliriz. Bugün Abdullah İsrail'den sonra ifade edilecek ve kampları sunuyorum. Buyurun. Abdullah bir kısa bir toparlama, çok kısa bir toparlama alayım. Yarın da tekrar yine gelişmeleri senden almaya çalışacağız inşallah. Evet. Çok kısa. Dediğim gibi bugün odama sokakların durumundan bahsedeyim size. Kiev'de bugün Ukraynalılarla bu süreci konuşmak istedik. Onlar da elbette hiç kimse Ukrayna vatandaşı savaşın olmasını istemiyor, ama onlar da olası bir savaş durumunda ülkelerini koruyacaklarını ifade ediyorlar. Dediğimiz gibi bugün Ukrayna yetkilileri bir önemli seçime daha oldu. Ukrayna yetkilileri olası bir savaş durumunda halka sığınakların yerini gösteren bir harita paylaştı. Olası bir savaş durumunda hangi sığınaklara gidebileceğini bir kısmı paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise derhal ateşkes çağrısında bulundu ve Batı'yı bir an önce bu süreci dahil etmeye çağırdı. Dediğim gibi bugün notlarımız fazla ama süremiz sınır. Yarın da gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Donetsk'te de bugün farklı patlama sesleri duyuldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı ise Ukrayna'nın Donbass'ı kaldırmadığını ve Donbass bölgesine ve de Rusya tarafına sabotajcı göndermediğini söyledi. Durum Ukrayna'da bu şekilde savaş çıkma ihtimali
hem Batı'yı hem Ukrayna tarafını korkutuyor. Rusya'nın ne yapacağı merakla bekleniyor. Biz buradaki evde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Evet. Ulaşabilirsek eğer Donbas tarafına da geçebilirsek oradan daha detaylı bilgileri sizlere aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Peki, çok teşekkür ediyorum Abdullah. Kolay gelsin. Allah korusun sizleri, oralarda işiniz zor. Evet sevgili seyirciler, Ukrayna'da durum bundan ibaret. Abdullah bize oradaki gelişmeleri, sıcak gelişmeleri bildirdi. Sevgili seyirciler, son haberimizdi, son bağlantımızdı ama Ukrayna ile ilgili bilgileri hemen hemen her gün alacağız Abdullah Bey kardeşimizden. Kanal Avrupa Ana Haber Dairesi'nin bugün sizler için hazırlamış olduğu ana haber bültenimiz bu haberle birlikte sona erdi. Önümüzdeki bültenlerde tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın efendim.